bu doim şunu misal keltiraverme korkutup deydi. Sen tohta bu muammoni hal qilaylik. Suriyada bir joyda yig'ilib turganda bitta raketa kelib bang etib urgan, hammasi o'lgan. Sen kofirsan, murtadsan, seni qoningni to'kamiz degan odamlarni xotin bola chaqasini olib kelib, hozir joy qilib, uy qilib beryapti ular. Boshini silayapti. Qayerda bor bu? Nima uchun imomlarni obro'sizlantirish kerak? Xalq imomlarni yaxshi ko'radi. İmamlar yaxşı görgen adamlarını obro'sizlantirilsa, xalq imamlarını yomon ko'rsa, endi ularga soxta yaxşı ko'riladigan figuralar taqdim qilinadi, oldingi suriladi. Keyin ular orqali haligi uzumni voshini ushlab, uzumni ko'tarib ketgani singari, ularni keyin o'zini tupiklarga olib ketadi. Olib ketdi-yu. Olib ketdi-yu. İmamlarını bir tiyinga olmasdan sallar saroy mullasidan deb qo'liga qurol olib Suriyaga borib nima ishni qildi bollar. Bu doim shuni misol keltiraverma, qo'rqitib deydi. Sen to'xta. Bu muammoni hal qilaylik. Muammo bo'ldimi? Bo'ldi. Qancha oila parokanda bo'ldi. Odamlar yo'q. Biz ana suhbatlar bo'yicha bir joyda ayollar yig'ilgan, erkaklar ham yig'ilgan, bir 15 ta xonadondan ayollar turib yig'layapti. Yig'lab aytayaptiki, 15 ta bola Rossiyaga ishlagan ketgan? Yo'q, dom daraksiz yo'q. Oila bilmaydi. Shuni deydi, biz deydi, hukumatga aytdik, qidiruv e'lon qilgan, Rossiyada shu bolalar 2008-yilmi, hozir sanasi esimdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin, lekin muhim emas. Muhimi o'sha IŞİD ko'tarilgan paytlar. IŞİD taqillab yurgan payt. Bolalar yo'q. Rossiyaga ishlagani ketgan yo'q. Dom daraksiz. Na iz bor, na so'z bor, na ism, hech narsa yo'q. Mayli, endi qidiramiz, qidiramiz deyishyapti. Endi rasmiy odamlar ham o'tiribdi, ular ro'yxatini olib, muammoni eshityapti biz ulardan. Keyin chiqqanimizdan keyin bir-ikki odamlar o'sha qidiruv bo'yicha, tashqi ishlar bo'yicha ba'zi mas'ul odamlar bizga ko'rsatdi. Mana dedi. 16 ta bola dedi. Bitta joydan, bitta mahalla, bitta odamlar. Bular dedi, ishlagani borgan, o'tdan keyin chegaradan o'tgan, Turkiyaga borgan, Turkiyadan Suriyaga o'tgan, Suriyada bir joyda yig'ilib turganda bitta raketa kelib bang etib urgan, hammasi o'lgan. O'lgan, ota-ona bilmaydi. Qidirib yurib talyan, bolam tirik deb o'ylaydi, Rossiyada bo'lsa kerak deb o'ylaydi. O'sha bolalarni Rossiyaga borib, YouTube'dan Abdulloh Zufarni eshitib IŞİD'ga borishimiz kerak ekan, musulmonlarga yordam berishimiz kerak ekan degan hissiyotiga aldanib, Turkiyaga borib, Suriyaga o'tib o'lib ketganligiga kim javob beradi endi? Bu aybni kim bo'yniga oladi endi? Abdulloh Zufar shundoq maskani o'zgartirdi. Yaqinda 2020-yildagi suhbati chiqdi. O'sha kurdlarning qo'lida yotgan, hozir kurdlarning qo'lida IŞİD'dan qochib asir tushgan ayollar, bolalar bor. Ayollar, bolalar ularning ichida hali fikri buzilganlari, hali to'g'rilamaganlari ham bor. Hali ham o'sha IŞİD to'g'ri qilgan deganlari ham bor. Lekin bizni hukumat juda ham ajoyib insonparvarlik ishini qildi. Sen kofirsan, murtadsan, seni qoningni to'kamiz degan odamlarni xotin bola chaqasini olib kelib, hozir joy qilib, uy qilib beryapti ularni. Boshini silayapti. Qayerda bor bu? Sunnat Rasulillah bu. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Makkani fath qilganlarida Payg'ambar alayhissalotu vassalomning boshlariga tuyaning ichak chavoqlarini ag'dargan odam turgandi, o'sha to'g'ri turgandi. Nima dedilar? Izhabu va antum tulaqo dedilar. Bor ketaverdi, kechirdilar. Bu buni oqibatida juda qattiq ularda tashvish bo'lyapti. Biz bularni kofir dedik, o'zi bizni boshimizni silayapti deyapti. Va shu masalaga qo'shilganlarni olib borib siyosatchilari kallasini olyapti. Yaqinda bitta rasmini jo'natishdi menga tomondan. Ichkarida menda yaxshi shogirdlarim bor. Bechara kirib qolgan, bizni suhbatni eshitgandan keyin samimiyatni ko'rgandan keyin shaxsiy manfaatimiz yo'qligini bilgandan keyin tavba qilganlari bor. Chiqib keta olmaydi lekin. Aytsa o'ldiradi. Mana deyapti. O'sha mehr operatsiyasiga xayrxoh bo'lgan odamni yotqizib qo'yishdi, kalla yo'q. Olib tashlashgan kallasini. Abdulloh Zufar o'sha kurdlarning qo'lidagi xotinlar bilan yozishmasi bor. Ovozli yozishma 50 nech minutlik. Men buni bir qismini sharhladim. Unda aytayaptiki, IŞİD takfiri,
Doğru, oldum ben işitki targıb kıygan edim. Lekin ularını takfiri ekerliği için Allah Ta'ala ularını üstüge bala kıldı. Sizlerini, kafirlerini kuluge çoruk koydu. Takfirden tavba kılınlar. Ben bu Cebhetin Nusra'nı, Ceyşul Hur'nı, ya ki Ahrar-ı Şam'nı, kettelerini kundiremen, sizlerini bir yakı İdilib'ki alemiz degen teklif kılıyordu. Teklif kılıyordu. Hamilyon, iki yüzlemeci, kança adamın kanıge zamun bugün adam, indi hatasını tan almasından yine uşa adamlarını İdilib'ki çakırıyordu. Bu ayarlar onge tane kılıyordu da, sen aitkenin için kegen edik işitki. Sen aitken edin şu keldi. 2016 yıldaki sohbetimi taşıştık iyi menge. 2016 yılda işitni tarafdarları bunge saval kıyan. Yaş balalar da şunge saval kıladı. İşitni tarafdarları aitken ki bu şu Cebhetin Nusra şular bulan uruşuş ihtimalimiz bol yaptı. Ularını Müslüman ki ularını öldürsek bol edin mi dese fatva bilir bol edin diye. Ularını öldüre uğrasan diye. 2016'da 2020'de indi cebhege otu alıp işitini sen hata kıldın diye. Hani bu siyasi oyun ligini ispatlardan bittes. Siyasi oyun bu. Siyasi oyunun içindeki adamlar. Bunlar mutlaka İslam'ın dinini gamedeki adamlar mez. Milletine kanı bilen azukalan edilen adamlar. Kança kan tokulsa, kança parakende bulsa, kança millet. He? Muammoga kirsa, bularning ishi o'nglanadi. O'shaning uchun ogohlantirishimiz kerak.